yeniden konuşması kapanış. Atatürk anıtına çelenk konulması. İstiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. Bizlere emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bir milletin esaretten kurtuluşuna, bir ülkenin baştan aşağı yeniden kuruluşuna öncülük etmiş bir partinin ve mirasını bir asra dayamış şerefli demokrasi mücadelesinin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünün zorluklarıyla büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır. Büyük Atatürk daha Cumhuriyet'i ilan etmeden 1922 aralığında barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan ve halk fırkası adıyla siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim diyerek Kurtuluş Savaşı sonrası ülkemizin yeni bir yönetime kavuşmasıyla birlikte 9 Eylül 1923'te Türkiye'nin ilk siyasi partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştur. Partimiz ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni biçimlendirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün izinde topraklarımızın kutsallığına ve milletimizin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyet'in asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir partidir. Öyle ki dünyada 100. yaşına erişmiş sayılı partilerden biri olma şerefine de sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık geleneği, siyasi birikimi, tecrübesiyle çağdaş Türkiye'nin en önemli siyasi miraslarından biridir. Bu miras sadece bize değil, Büyük Atatürk tarafından milletimizin her ferdine emanet edilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu kutsal mirasın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. Ülkemizin binlerce yıllık tarihi, kültürel ve siyasal zenginliklerini korumak, gelecek nesillere aktarmak için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu büyük coğrafyanın renklerini, dokusunu kucaklayarak ülkemizin ulusal birliğini ve değerlerini yüceltmeye devam edeceğiz.
Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizin kazanımlarının hedef alındığı, demokratik değerlerin yok edildiği, barınma, eğitim, sağlık gibi temel hakların dahi yok sayıldığı günümüzde mücadelenin adıdır. Çiftçisinden öğretmenine, gencinden emeklisine, işçisine kadar herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürdüğü, hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğu, kendine yeten bir Türkiye hedefinden 100 yıldır vazgeçmemiş bir partidir. Bugün partimize ve cumhuriyetimize saldırılar 100 yıl önceki karanlık anlayışla artarak devam etmektedir. Her türlü etik değerden uzak bir şekilde kurumları, halkı, hatta anayasayı bile hiçe sayan bir anlayışın yarattığı bu çok karanlık dönemde bize ışık tutan önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldur. Cumhuriyet Halk Partisi, saray zihniyetinin, cemaatlerin, zümrelerin, kendini halktan üstün görenlerin karşısında milletin kayıtsız şartsız egemenliğini savunduğu için cumhuriyetçidir. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alanların ve topraklarımızı rant alanı olarak görenlerin karşısında olduğu için dimdik milliyetçidir. Önce halk dediği için, toplumu kutuplaştırmadığı için, yasalar karşısında herkesi eşit gördüğü için halkçıdır. Devletin fabrikalarını, hastanelerini, okullarını, köprülerini, limanlarını, yandaşa, candaşa, yabancıya peş çekenlere karşı sosyal devlet için devletçidir. Halkın dini ve duygularını sömürerek siyasete alet edenlere karşı devletin dini inançlarından bağımsızlığını ve tarafsızlığını savunduğu için laiktir. Çağdaş dünyanın gerekliliklerini hiçe sayarak cehaletin karanlığını dayatanlara karşı bilim ve yenilik dediği için devrimcidir. Bizim hep birlikte bu büyük mirası ve değerleri yaşatarak Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Atamızın çıktığı bu yolda ülkemizi ikinci yüzyılımızda gerçek bir demokrasiye kavuşturmak, tıpkı geçmişte olduğu gibi ülkemizi muasır medeniyetler tarafından örnek alınan ve yurttaşlarımıza her bakımdan gurur duydukları bir ülkede yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla ilerleyen partimiz ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam edecektir. 100. yılımız hepimize kutlu ve mutlu olsun. Mert Bey buradayım. Evet. Mert Bey buradayım bak. Çektik. Evet.